burayı biliyor musunuz? Biz biliyoruz, siz de bilin dedik. Ustamla birlikteyiz. Ferhan Ustam, öncelikle kolay gelsin. Tamam, merhaba. Teşekkür ederim. Merhaba. Şu anda mekanındayız. Mekan 10 numara, 5 yıldız. Teşekkür ederim. Erzincan Gümüşhane Karayolu, tabii Kelkid'in girişi, Devlet Hastanesi'nin yeri. Bilmeyenlere biz bunu açıklıyoruz. Tabii. Ustam, mekan sizin kendinizin. Mekan kendimizin, evet. Yani burayı biz daha geçen sene açtık. Daha bir senelik mekanımız. Bizim buranın neydi yani? Hem ocakbaşımız var, hem çorba çeşitlerimiz var. Artı ben 24 saat yani. Yani şu anda bulunduğumuz bölüm ocakbaşı. Aynen, şurası ocakbaşı. Şu anda ocakbaşımız var. Gelen insan o etini oradan tattırıyor, alıyor, geliyor. Mangalını yakıyorsunuz, her şeyini hazırlıyorsunuz. Tabii. Ve lezzeti tattırıyorsunuz. Evet. Peki müşterin, bilen insanlar tabii ki lezzetin farkında. Hı hı. Etiniz nereden alıyorsunuz? Bunu da müşteriniz bilebilir mi? Tabii canım. Şu anda mesela bizim asıl işimiz hayvancılık yani. Hayvancılık olduğu için kendi hayvanlarımız var. Yaylalarımız var, meralarımız var. Yani orada hayvanlarımız ot diyor. Çiçekle, işte otla besleniyor. Etin lezzeti yaylalardan geliyor. Onun için yani şükür yani şu ana kadar müşterimiz de çok memnun. Etimiz de lezzetli. Yani burada kesimimizi yapıyorlar, getiriyorlar. Biz de güzelce müşterimize sunuyoruz, hazırlıyoruz. Kendi seramız var. Diyelim mantarımızı, domatesimizi, biberimizi yani kendi seramızdan tedarik edebiliyoruz. Organik olarak. Tabii organik. Evet. Yani bizim ocakbaşı olduğu için mantar közlemesi çok güzel oluyor. Kimisi, bazı arkadaşlar patates getirip közleyebiliyor. Tabii. Patates de közleyebiliyorlar. Yani bizimkinin buranın güzelliği yani müşterimiz oradan etini alıyor, geliyor oturuyor, istediği gibi mangalını seriyor. Duman yok, yani rüzgar esti yok, yağmur yağdı derdi yok. Ailesiyle beraber kimse kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde yemeğini, etini pişiriyor. İstediği gibi pişiriyor. Yani çok pişti, az pişti, öyle bir imkan, dert de olmuyor yani. Mesela diyelim bizim burada nişan, düğün de yapabiliyoruz yani. Şu an bugün de bir tane nişanımız var. Bir daha 28'inde bir nişanımız daha var inşallah. Tabii toplu yemeklerimiz var. Ramazan menümüz daha farklı mesela diyelim. Daha çok çeşit. Düğün yemeklerimiz de oluyor. 24 saat açacağız. Gece gündüz 24 saat açacağız. Sevgili izleyiciler, malum ya, ülkemizde de artık elektrikli araçlar yaygınlaştı. Elektrikli araçların bir de akü istasyonu olacak. Ama Kelkit'te, yani bu bölgede bir tek akülü araç istasyonu olan mekan. Aynen, bizim mekan Hünkar et Mangal'da. Zaten hemen arkadaşlar geliyor, burada şarjı takıyor. Oturup çayını içiyor, çorbasını içiyor, ıstırahatını ediyor. Tekrar binip gidiyor yani. Zaten bir 40 dakika falan sürüyor dolumu. Yani çok da güzel. Zaten Kelkit bölgesine sahip bizde var. Bir Gümüşhane var, bir de Kelkit'te bizde var. Evet, dedik ya, burayı biliyor muydunuz? Ama biz biliyoruz, siz de bilin dedik. İşte Hünkar ismini belli ki buradan almış. Hünkar sofrası gibi bir ortam yakaladık. Evet, bu Hünkar sofrasının mucitlerinden sevgili Cemal Usta'yla birlikteyiz. Bu kadar hünerli eller, bu kadar beceri nereden geliyor? Allah razı olsun efendim. Bizim çok sevdiğim meslek gerçekten bu. İlçemizde böyle bir restoranı kurmamız da bir hayalimdi zaten. Daha önceden de 24 saat hizmet vermekteyiz burada. 24 saat lokantamız açık. Çorbalarımız tüm Sakarya çeşitlerinden yaptık. Kendimiz yani, hazır değil. İşkembemiz olsun. Kelle paçamız, et paçamız, sinir adele paçamız, tırnak paçamız. Özellikle haşlamamız kuzu incikten, kuzu gerdandan. Etlerimiz zaten hep kuzu etlerinden devam etmekteyiz şu anda. Bir de ifahtan bir mezme çorbamız var, o da yanında hafif olsun diye. Evet, ikramlarımız zaten turşu, acı biber, sivri acı biber devamlı. Salatamız da yanlarında ikramımızdır devamlı müşterilerimize. Efendim, biz zaten kendimiz hayvancıyız. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Daha önce de hayvancılık yaptık, daha önce yıllarda da. Bu Hünkar Restoran yani ismiyle birlikte böyle bir hizmetten gerçekten gurur duyuyoruz. Hastanın yanında olmasını az önce söylediniz. Gece 24 saat. Hastası olan doktorlarımız, nöbetçi doktorlarımız saat 3'te 4'te burada hizmet alıyorlar. Daha önceden doktorlar olsun, dışarıdan gelen memurlar olsun kalmak istemiyordular. Sosyal yer yok, yemek yerimiz yok. Şimdi hem ailecek hem 24 saat gece sabaha kadar günüzün. Kelkit'te 24 saat açık olan yer başka yer yok. Yok, sadece efendim bizimki açık 24 saat. 24 saat hizmet veriyoruz burada sabaha kadar, günün içerisinde de.
doktorlarımız, hastalarımız hastanenin yanında olduğu için az önce onu söylediniz. Refakatçılar işte tüm sakatat çorbalarından dolayı da zaten işte sinirin kemik kırığına iyi olduğunu zaten herkes biliyor. Yaptığımız yemeklerin hepsi kendi üretimimiz abi. Tabii ki Erzincan Gümüşhane Karayolu üzeri. Belki bilmeyen insanlar var. Buradan geçerken dursunlar. Rahatlıkla 7/24 çorbalarını, yemeklerini, istediği ne varsa burada hem istirahatını etsin, yemeğini etsin, çayını içsin ve tabii ondan sonra rahat rahat yoluna devam etsin diyebilir miyiz? Tabii ki efendim. Zaten yoldan geçen misafirlerimiz durduğu zaman böyle bir restoran buraya mı ait? Yani o kadar beğenili ve lezzet olarak da, fiyat olarak da çok beğendiklerini ve teşekkür ettiklerini söylüyorlar devamlı. Kahvaltı olarak neyiniz var? Ondan da bahsedelim. Kahvaltımız, sepme kahvaltımız var. O da 24 saat. O da 24 saat. 24 saat çalışıyor. Evet, o da 24 saat. Sadece sabah kahvaltısı değil yani. O da 24 saat var kahvaltımızda. Sepme kahvaltı var. İsteyene sucuk, kavurma, onlar da ayrıyeten ikram olarak yapıyoruz. Sucuk etini bile kendi etimizden, kendi üretimimizden sucuğun eti de o yüzden o da lezzetli zaten. İnsanlar ne yediğini bilmesi lazım ve biliyorlar da zaten. O konuda içimiz rahat. Dışarı, evet, servisimiz var. Dışarı servisimiz var. Kilogram olarak etimiz de aynı, köftemiz de aynı. Çarşıya da servisimiz var. Evlere de var. İş yerlerine de var. Biliyorlar, evet. Şu anda bunu biz müşterimiz verdi iş yerine. Evet. Oraya servis yapacağız inşallah. Evet ustam, şu anda burada bu hazır olan şu anki mangalımızı kaç kişi doldurmuş? Şu anda İsmail Bey, sana şöyle diyeyim, yani bazı kişiler daha çok yiyebiliyor, yani bir kişi de yiyebiliyor ama şu anda bu 3 kişilik bir ızgara çeşidimiz. Yani 3 kişi çok rahat doyabiliyor, 4 kişi de yetiyor yani. Aynen, aynen. Yani birkaç çorba parasını... Aynen öyle, aynen. Sevgili izleyiciler. Mekan dışarıdan çok nezik görünüyordu. O yüzden ailece girelim dedik. Yemek de çok güzeldi. Etleri çok tazeydi. Özellikle sucuğunu tavsiye ederim. Çok kalite bir şey, tat vardı. Hatta kendimiz de aldık. Evimize de götürelim dedik. Adana'da da yeriz diye. Şimdi bir Adanalı olarak ben bu soruyu sana sormak istiyorum. Tabii ki kebapların diğer... Evet, evet. Böyle Kekik'te, buralarda böyle bir mekanda kebap yemek... Şimdi bizim oranın kebabı meşhur ama burada et attırdık ama benim çok hoşuma gitti. Şahsen biz yılda birkaç kez buradan geçiyoruz, mutlaka uğrayacağım yani. Bunu not aldım kendim. Tabii tabii tabii. Çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Fiyatlar çok uygun. Yani Adana'daki kebapla kıyaslarsak bayağı uygun. Valla şurada kuzu pirzolayı gelip pişirip yemelerini tavsiye ederim. Sucuk, kuzu pirzola, köfte. Yani taze taze mangaldan çıkıyor önlerim. Ben aslında ilk önce tadına baktım. Tadı çok lezzetli, çok güzeldi. Ayranı desen ayranı yine aynı o şekilde. Hani bir dedim ki bir hesaba da bakayım, ona göre sindirebilir miyim bu yemeği? Ve rahatlıkla sindirdim onu. Ben Sırrı abi, Sırrı dedin ya. Evet. Bu işin sırrının burada saklı olduğunu gördüm. Belli ama ne yediğini söyler misin? Abi ne yediğim? Biz aslında ona et kaburga diyoruz. Kaburga var, çok güzel, haşlama türü bir şey. Ve pilav, az pilav söyledik, pilav geldi. İki kişinin yiyeceği pilav. Üstüne fasulyesini koydu, ayranını koymuş, turşusunu koymuşlar. Ne koysun adamlara kardeş, Allah razı olsun. Aşırı lezzetli. Ben kuzu eti sadece burada yemeye başladım. Daha önce hiç ağzıma sürmemiştim. Köfte yiyordum, şimdi kuzu eti de yiyorum. Lezzet güzel. Aşırı güzel. Fiyatı nasıl buldunuz? Fiyatı kasaptan daha ucuz. Yani bir çorba fiyatına et yiyorsunuz. Et yiyoruz, aynen öyle. Teşekkür ederim. Evet ustam, şu anda müşterinizle berabersiniz. Evet. Gördüğünüz gibi adam çorba parasına... Evet, müşterimiz, devamlı müşterimiz yani her zaman da geliyorlar sağ olsunlar. Yani önceden bu güzel kardeşimiz kuzu eti yemiyordu. Ama biz buraya açtıktan sonra şimdi devamlı kuzu eti yiyor.
bizim Çelki'den otu, çekiği, yaylarını, peyniri, tereyağısı, suçeliği, eti çok güzeldir. Mekan çok güzel. Mekan çok güzel. Çok beğendiğimiz bir yer. Hemen hemen her zaman geliyoruz. Biz buraya ilk defa geldik. Önceden duymuştuk. Erzincan'da o yüzden yemedik. Buraya geldik. Kendin pişir, kendin ye. Ortamı da güzel. İstediğin gibi rahat bir şekilde orada yiyebiliyorsun. Izgaranın başında, o da ayrı bir hava katıyor tabii. Mekanı bu sene daha ziyaret etmek nasip oldu. Gümüşhane'den de arkadaşlarımız söylemişti böyle bir mekanın açıldığını. Bu yerde çok güzel bir şey. Yani Gümüşhane'de yok. Yani kendin pişir, kendin ye. Olayı farklı. İstediğin gibi ben belki pişmiş yerim veya daha az pişmiş yerim. Erzincan'dan yemedik arkadaşlarla beraber. Çoluk çocuk yani hep birlikte geldik. Çocukların oyun alanları var. Çok güzel düşünmüşler. Vallahi biz İstanbul'da normal eti hani derler ya, ette kıyma gibi değişik bir şeyler yiyoruz ama ne yediğimiz belli değil. Burada etin hayvanları birebir. Kesinlikle. Yaylada usta söyledi. Yaylada evet evet bizim yiyoruz. Biz de gözlerimizle gördük. Şahidi zaten kendi köyümüzden geliyor hayvanlar. Eti de güzel, yemeği de güzel, çorbası da güzel, fasulyesi de güzel. Çelki'nin her şeyi güzel. Evet sevgili izleyiciler, Hünkar'da marifet çok. Tabii dedik ama şöyle bir çiftimizi görelim. Bugün mutlu bir günümüz. Hani bir hikaye başlıyor. Şu anda Hünkar kafedeyiz. Mekan nasıl buluyorsunuz? Mekan çok güzel, gayet geniş. Herkesin evet. Gelebileceği bir ortam. Tam aile yeri. İnşallah bu vesileyle herkes buraya gelir. Güzel mekan yani, tercih edilebilecek bir yer. O zaman biz de size ömür boyu mutluluk diliyoruz. Ajans 29 ekibi olarak. Rabbim sizi mesut bahtiyar eylesin. Evet sevgili izleyiciler, dedik ya burayı biliyor musunuz? Burası Hünkar et lokantamız. Geldiğinizde burada en çok seveceğiniz bir şey var. Akülü aracı olan vatandaşlarımız Kelkit'te bir yerde bulabilir. Orası da Hünkar. Geliyorsunuz işte gördüğünüz gibi aracınızı buraya park ediyorsunuz. Şarjınızı etmek için bu aleti alıyorsunuz. Arabanıza takıp içeri giriyorsunuz. Afiyetle yemeğinizi yiyorsunuz. Hünkar ocak başındayız. Şu anda gördüğünüz gibi mangalımız hazır. Ustamız da hazır. Evet hocam. Mekan 10 numara, 5 yıldız dedik. Evet sevgili izleyiciler, birebir kendi elleriyle yapılmış. Ustamın ellerine evet. Yapılan lezzet farkını şimdi hep beraber göreceğiz. Hep Cemal beraber Usta, yiyeceğiz inşallah. Hep beraber pişireceğiz. Hep beraber hocam. Beraber, beraber bir serelim isterseniz. Buyur ustam, siz kendiniz şey yapın şöyle, ama. Şöyle bismillah diyelim. Şöyle ben de bismillah desem. Siz de diyeyim hocam. Yapabiliriz değil mi usta? Tabii ki tabii. Şöyle. Zaten müşterimize bizim sunumumuz müşterimizin şey gördüğünüz gibi beyler, bayanlar, çocuklu aileler geliyorlar buraya. Tartıyorlar, tattırıyorlar, yapıyorlar ve böyle gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler buradan alıyor, getiriyor önünde. Şuralarımız kendi şuralarımız. Evet. Şöyle buraya bırakalım. Usta, şu anda yaptığımız bu manzara kaç kişiydi? Şu anda bunu 4 kişi rahatlıkla yiyip kalkabilir. Bazı kilolar 1 kilo karışık şu anda burası. Evet, kilogram bazında daha çok geliyor. Yani bir kilo eti istediğin gibi 3 kişi rahatla yiyebiliyor. Yani şu anda biz 3 kişi mi 5 kişi mi yiyeceğiz? Ya şu anda bunu 5 de yiyebilir, 3 de yiyebilir. Abi ben tek yiyebilirim. Tek de yiyebilirsin. Deneyebilir miyim? Lezzetli olduğu için tabii ki. Kuzusu, koyun, her bu da yetiştiricimiz. Bundan da bilgi aynen. Alabiliriz. Abiyle de alalım bir paket alalım hocamla. Evet, abicim merhaba. Önce merhaba, Seyit Abilici Babakonağı Köyü'nden. Sen de Babakonağı'ndan. Evet, hayvan işlerine uğraşıyoruz. Peki, bu işin içindeyiz yani. Şu anda bu hazırladığımız tezgah, her şey sizin elinizde. Birebir doğaldır. Yaylada, yaylada yetiştirir, kesmesi, her şeyi buna aittir. Hayvanlar genelde genç mi oluyor, yaşlı kullanılmaz değil mi? Yaşlının, yaşlı olsa bu müşteriyi bulabilir misiniz? Kullanmaz. Bir daha yersin, ikinciye daha gelmesin. Misafirlerimiz de var köyden gelen. Belli oluyor abi. Inşallah. Şöyle çeviriyoruz. Ekmeği de çevirelim abi. Ekmeklerimiz de kızartalım hocam. Evet. Çocuklarımız, kendi etimiz. Çocuğumuz birebir orijinaldir yani. İçine hiçbir katkı yok. Cemal Usta, şu. Ben hayatta en çok sevdiğim bir konuda bu olabilir. Evet
Bu sizin kendi yoğurdunuz. Aynen. Evet, kendi yoğurdumuz yayladan. Ayranlarımız yay ayranı. Oradan mı geliyor abi? Evet, oradan bire çaldırıp bir buraya getiriyoruz birebir günlük. Burada ayranlarımızı kendimiz yapıp müşteriye sunuyoruz. Ne güzel söyledi. Biz orada çaldırıyoruz dedi. Doğal evet. Oldu oradan belli. Orada yani, yani bizim yoğurdu kekik yöresinde çaldırıyoruz yani. Yani evet. O kekikleri yiyip gelip ondan sonra ayran oluyor. Buradan içiyorsunuz yani. Bu bir nevi küçük yayık. Evet. Gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler. Yayıyoruz. Yayıyoruz. Evet. Bardağım burada benim. Oradan mı? Buyur bunu size ikram edeyim. Bunu da Seyda abiye verelim. Evet. Bu benim. Evet. Şöyle bir yudum alıp bakacağız usta. Evet. Bakalım. Ustam elinize sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ben ayranı çok severim. Çünkü Türk milletinin milli içeceği ayran. Evet. Onun için çok önem veriyoruz biz hocam. Bunu çaldırdığınız belli. Allah razı olsun. Sağ olun. Olmazsa olmazımız sucuğumuz. Birebir Cemal Bey'in kendi ürünü. Şöyle bırakıyoruz buraya. Şunu da buraya bırakıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Şunu da burada. Tam da. Harika.